Herkese merhaba, Öğrenci Baksana'ya hoş geldiniz. Bugün Burcu ile birlikteyiz. Burcu, öncelikle seni tanımak istiyorum. Nasılsın, neredesin, nerede, ne okuyorsun? Merhaba, hoş bulduk öncelikle. Ben İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji'de şu an ikinci sınıfa geçtim. İstanbul'da yaşıyorum. Bu kadar. Süper. Aslında birazcık da ilk önce senin hani hikayeni dinlemek istiyorum. Sonrasında birazcık okulun sosyal hayatı ve sonrasında da akademiklik aslında ve imkanlarından bahsetmek istiyorum. En başta sen neden medeniyeti seçtin? Neden psikoloji istedin? Benim psikoloji aslında ben bir sene Türk Alman Üniversitesi'nde hazırlık eğitimi aldım. O sürede aklıma geldi. Yani psikoloji okumayı o zaman düşünmeye başladım. İstanbul'da kalmak istiyordum. İstanbul'da kalmam için de benim puanıma yeten tek devlet üniversitesi Medeniyet Üniversitesi'ydi. Birazcık zorunluluktan aslında medeniyeti seçtim. Devlette okumak istiyordum. Sonra akademik kadrosuna falan baktım. Akademik kadrosu hoşuma gitti. Öğretmenlerimizin, hocalarımızın CV'leri, okudukları okullar, geldikleri okullar çok hoşuma gitti. Sonra işte okulun imkanlarını araştırdım. Yeri evime çok yakındı Göztepe'de. Çok merkezi bir konumdaydı. Sonra medeniyeti seçmeye karar verdim. Yatay geçiş aldım. Şimdi de mutluyum. Buradayım. Süper. Aslında birazcık daha bilerek ve bilinçli bir şekilde seçmiş oluyorsun. Çünkü işte tercih döneminde herkesin kafası karışıkken bazen yanlış tercihler yapabiliyorlar ama sen tamamıyla isteyerek yapmışsın. Aslında bu da çok güzel bir şey senin için. Aslında hani bahsetmiştin hem Göztepe'den falan. Kampüs hayatı nasıl medeniyette ya da işte hani herkes tüm fakülteler aynı kampüste mi? Çünkü İstanbul'da olmayan birçok arkadaşımız da vardır bunu izleyen. Bizim 4 tane kampüsümüz var. Göztepe Güney, Göztepe Kuzey, Tuzla ve Maltepe kampüslerimiz var. Tuzla'da hazırlığımız var. Yanında birkaç tane daha bölümümüz olabilir. Çok emin değilim. O binayı, o kampüse hiç gitmedim. Maltepe'de ne var hiçbir fikrim yok. Orada da hiç işim olmadı. Kuzey kampüste bizim binamız ve kütüphanemizi duymuşsunuzdur. Çok büyük bir kütüphanemiz var. Bilenler vardır İstanbul'da yaşıyorsanız. Kütüphanemizin olduğu kampüs yeni yapılıyor ve içerisi harika. Gerçekten harika. Ulaşımımız çok rahat. Kampüs açısından şanslıyız. Kafeteryalarımız var fakat eski Kuzey kampüsümüz var. Şimdi tıp fakültesinin olduğu kampüs. Eski Kuzey kampüsümüzde bir kantinimiz bile yoktu geçen sene. Bir dönem orada kalmak zorunda kaldık. Bir o sıkıntı var ama Güney geçiş yine kolay. Güney kampüsümüze geçiş kolay. Güney kampüste de yine aynı şekilde kafeterya var, yeşillik var. Yani okulun kampüs açısından her şey çok güzel. Süper. Aslında hani sen de bahsettin hem lokasyonu merkez olması daha çok sosyalleşebileceğiniz alanlara hani hem vesile oluyor. Aynı zamanda okul içinde de aslında sosyalleşebiliyoruz. Genellikle işte kulüpler oluyor, bunlar etkinlikler oluyor. Hani birazcık da aslında bu sosyal hayata geçmek istiyorum. Sen okulda ilgi duyduğun kulüpleri buldun mu? Bir kulüpte yer alıyor musun? Ya da psikolojiyle alakalı kulüpler var mı? Nasıl ilerliyorlar? Ben bu sene psikoloji kulübüyle çalıştım. Sosyal etkinlik ekibindeydim. Çok tatlı etkinlikler yaptık. Mayıs'ta bir psikoloji günleri düzenledik. Her sene de düzenliyoruz bunu. Onun dışında çok fazla kulübümüz var. Tabii aktiflik yine öğrencilere bağlı kulüplerde. Aktif olmaya çalışıyoruz. Bu gittikçe daha da gelişecek. Çünkü yeni bir üniversiteyiz aslında diğer üniversitelere bakınca. 2010'da kurulduk. Ve yeni yeni böyle güzel şeyler olmaya başlıyor. İşte okulun izin verdiği ölçülerde bir şeyleri halletmeye başlıyoruz. Genel olarak ben memnunum. Tabii ki daha çok geliştirilecek şey var. Ama yine bu dediğim gibi gelecek olan öğrencilere bağlı. Geldiklerinde istedikleri gibi bunu geliştirebilirler. Kimse de onların önlerinde durmaz. Çok gayet güzel bir şekilde kulüplerde aktif olabilirler. Aslında hani hem sen de dedin yeni kurulmuş bir üniversite, bu yüzden belki arkadaşlarımız için şey düşünebilir, nasıl ilerliyor okul, daha yeni kuruldu, düzenini oturtturdum oturtamadım, böyle bazı handikaplar var okulda. Peki gerçekten hani dediğin gibi okul destekliyor mu etkinlikleri, ya da işte mesela üniversitelerin genel olarak böyle bir festivalleri vardır, son birkaç yıldır yapılamıyor maalesef ama hani medeniyet bu konuda bir şeyler yapıyor mu? Şöyle, öncelikle bunu söylemeyi unuttum, bunu araya düşmek istiyorum. Bizim okulumuz devlet üniversitesi. Herkes özel üniversite sanıyor. O yüzden çok da fazla aslında bütçemizde yok. Okul SKS bütçeleri de sponsorları falan çok kabul etmiyor. Biz kulüp olayında bunda bayağı zorlandık. Psikoloji günlerini düzenlerken müzikli etkinliklerimize izin verilmedi. Yani izin almak zor birazcık. Ama
Yani önümüzde biraz engeller oluyor ister istemez bizim elimizde olmadan. Ama yani bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Dürüstlüğün için teşekkür ederim. Bence de yani şu üniversitede maalesef ki böyle problemler oluyor ve tek üniversiteden siz değilsiniz. Birazcık da aslında öğrenci olarak o engelleri aşmamız gerekiyor. Aslında hani genellikle zaten etkinlikler ya da konserler olacağı zaman da arkadaşlarına beraber işte dışarıda da gidebiliyorsun. Ya da işte after Evet. partileri genellikle yapabiliyorsun. Peki ya bu sosyal arkadaşlık ortamı nasıl kuruldu okulda? Hani mesela çoğu işte hazırlıktan buluyor ya da kulüpten buluyor. Sen nereden buldun ya da işte okuldaki bu sosyal arkadaşlık durumları nasıl ilerliyor? Gözlemlerin neler? Benim çok tatlı bir hikayem var. Ben yatağa geçişte geldiğimi söylemiştim. Ben şu anki arkadaşlarımla öğrenci kartımızı almaya giderken tanıştım. Hepsi yatağa geçişle. Ama genel olarak aslında üniversitede arkadaş bulmak zor falan filan duymuşlarsa bence bu algıyı yıkmaları gerekiyor. Çünkü o kadar kolay ki, çünkü herkes sonuçta buraya yeni geliyor. Herkes bir arkadaş arayışında, çok kolay aslında oturuyor bir şeyler. Biriyle tanıştığınız zaman bu asla son arkadaşınız olmuyor. İlla ki daha fazla bir sürü insanla tanışılıyor. Kampüste çay içerken bile birileriyle tanışılabiliyor. O yüzden arkadaş olanı bence hiç dert edilmemesi gereken ve oldukça kolay edinilebilen bir şey. Böyle. Güzel. Aslında hani hem böyle sosyal hayattan bahsettik, arkadaşlıktan bahsettik. Yavaş yavaş da aslında eğlenceli de sorularla akademik kısma geçmek istiyorum. Hani hepimizin üniversitede vardır böyle bir bırakan hocası ya da işte "Aa, bu hoca bana taktı" gibi. Hele ki devlet üniversitelerinde bazen bunun daha fazla olduğu da söylenir. Tabii ki de isim verme. Ama işte sizin bölümünüzden ya da sizin okuldan bildiğin, duyduğun, işte bu hoca-öğrenci ilişkilerini aslında birazcık da merak ediyorum. İşte bırakan hoca var mı? Hocalar nasıl? İlişkileriniz nasıl ilerliyor? Bizim hocalarımız çok tatlı. Yani benim en azından tanıştığım kadarıyla bizim ilk gün bir oryantasyonumuz olmuştu. İlk hafta, çok özür dilerim. Bir oryantasyonumuz olmuştu ve burada tüm bölüm hocalarımızla tanışmıştık. Hepsi gerçekten çok tatlı insanlar. Kulüpten de üst sınıflardan aldığım bilgilere göre gerçekten böyle hiç sinir oldukları ya da böyle bırakan hoca karşılaşmamışlar. Hepsi öğrencinin halinden anlıyor ve genel olarak genç bir akademik kadroya sahibiz. Çok fazla, yani ulaşılmaz değiller. İstediğimiz gibi ulaşabiliyoruz hocalarımızla ve halden de anladıkları için aslında akademik kadromuzdan gerçekten memnunum. Süper. Aslında akademik kadro iyi olunca öğrenci de kendisini hem geliştirebileceği alanları bulabiliyor okulda ve daha çok tatmin edebiliyor bence. Hoca kısmını konuştuk. Bir de öğrenci kısmını aslında merak ediyorum. Çünkü işte son yıllarda Türkiye'de de çok artıyor yabancı öğrenci oranı. Sizin okulunuzda ya da bölümünüzde uluslararası öğrenciler var mı? Oranları nasıl? Bizim bölümümüzde çok fazla var. En azından benim sınıfımda oldukça fazla var. İran var. Yanlış hatırlamıyorum, Yunanistan var. Bayağı var. Şu an çok aklıma getiremiyorum ama en az bir 20 kişi falan, 100 kişilik bir sınıfta 20 kişinin falan yabancı uyruklu olduğunu düşünüyorum, yani biliyorum. 110 kişi falanız. Gayet iyi bir oran bence. Evet, hem daha çok İngilizce belki de konuşmanın hem vesile oluyor hem daha çok dünya hani insanlarını tanımış oluyorsun. Peki ya sizin üniversitenizin Erasmus imkanları var mı? Hibe veriliyor mu ya da işte psikolojide Erasmus yapanlar var mı? Biraz kısıtlı bir Erasmus anlaşmamız var ama bölümümüz de yeni ve hani hocalarımız bunun için çalışıyorlar aslında. Polonya ile var sanırım. Bir ülke ile daha var ama çok emin değilim onun hangi ülke olduğundan. Hibe veriliyor ama bir dönemlik veriliyor. Ama isterse öğrenci kendisi uzatabiliyor, kendi imkanlarıyla uzatabiliyor. İkinci sınıfta sanırım başvuru yapılabiliyor bizim okulda. Bu kadar. Bir tek Anladım. Erasmus konusunda bir sıkıntımız var ama yani ülke çeşitliliği açısından. Evet, ya Erasmus da hem önemli. Hem bunun yanı sıra yavaş yavaş sınıfları atladıkça 3. 4. sınıfta da Erasmus'un yanı sıra staj ve iş imkanları da fazlasıyla önemli oluyor. Aslında hani bunu da sormak istiyorum. Sizin zorunlu stajınız var mı ya da işte staj yapan arkadaşlarım var mı? İş imkanları nasıl? Bizim zorunlu stajımız var ve çok şanslıyız bu konuda. Okulumuz ayarlıyor bizim stajımızı. Erenköy, Bakırköy ve Göztepe Şehir Hastanesi sanırım. Birkaç tane daha alternatifimiz var. Okulumuz tarafından ayarlanıyor. Bu konuda gerçekten sanırım bildiğim kadarıyla İstanbul'daki hiçbir üniversitede yok bu. Devlet üniversitesinde, özelleri bilmiyorum. İş imkanları da
Duyum aldığım kadarıyla şu an Tuam Otizm Vakfı'nda çalışanlar var. Sonra çeşitli sivil toplum örgütlerinde psikolog yanlarında staj yapanlar var. Ama ben staj yapmadım çünkü birinci sınıfta daha çok sadece psikolojiye giriş dersi aldım kendi bölümümle alakalı olarak. İkinci sınıfta artık bu sene başlayacağım psikoloji derslerine inşallah. Bakalım. Süper. Aslında hani bunların hepsini konuşuyoruz. Bir yandan da belki işte şehir dışından gelen arkadaşlarımız işte hani merak ediyorlar ve aynı zamanda ekonomik koşullar da bunları karşılaştırmamıza sebep oluyor. Hani ulaşım aslında birazcık da anlattın hem merkezde ama işte ringler var mı ya da shuttle'lar ya da işte yemekhanede yemekler nasıl, beğeniyor musun fiyatları ve yurtlar? Okulumuzun kendine ait bir yurdu yok maalesef. Yemekhane konusunda da galiba son zamanlarda kendilerini geliştirmeye başladılar. Ama ben yemekhaneye gitmedim aldığım duyuma göre. Etler çok kokuyormuş ve salatalar maalesef çok hijyenik değilmiş. Ama sanırım son zamanlarda bu yine düzeltilmeye başladı. Yemek uygun diye biliyorum. Yani okuldaki arkadaşlarım gidenler falan filan çok uygun olduğunu söylüyor. Bu fiyata her şeyi yerim falan diyorlar. Sonra ulaşım bizim okulda ring var mı bilmiyorum ama zaten gerek de yok. Çünkü kampüsün içinde zaten yürüyerek hareket edebiliyoruz kampüslerin içinde. Onun dışında metronun dibindeyiz. Tavşantepe, Pendik'e kadar gidiyoruz. İşte Marmara'ya ulaşımımız çok kolay metroyla birlikte. AVM'lere çok yakınız. Kadıköy'e 15 dakikadayız. E5'in üstündeyiz zaten. bu konuda bazı çekinceler oluyor. E5'te ders işleniyor mu falan filan diye. O sesler bizim binalarımız işte yansıtmıyor diyelim. Birazcık öveyim medeniyeti. mutluyuz yani. Aslında geldiklerinde çok sorun yaşanacağını düşünmüyorum konaklama eğer ayarlayabilirlerse. Ulaşım konusunda birçok yerden ulaşımı çok rahat sağlanabilir. Yemekhanede işte dediğim gibi biraz. Ama bu da yine sıkıntı olmuyor çünkü çok yakınımızda Akasya AVM var. İşte medeniyet kafemiz var kampüsün dışında ama bizim medeniyet öğrencilerine %10 indirim 15 de olabilir. İndirim yapıyorlar falan. Çok tatlı bir ortam var yani. Süper. Aslında hani hem konuşurken sorular içerisinde cevaplandırdık ama şimdi böyle daha spot şeklinde rica edeceğim senden. Üç tane aslında medeniyetle ilgili ya da bölümünle ilgili en beğendiğin üç tane özellik, iyi özellik. Üç tane de aslında hani kötü demeyelim de geliştirilmeye açık, geliştirilmesi gereken üç tane de özellik rica edeceğim. En beğendiğim kesinlikle kütüphanesi. Çok güzel ve büyük bir kütüphanemiz var. Çok sabah kadar açık değil. Yani en son geçen sene öyleydi. Ama yine de yeterli oluyor bizim için. Staj olanağımız benim bölümüm için imkan yani böyle o kadar güzel bir şey ki imkan ki benim için. Ayarlamaları İşte çok destek olmaları benim için çok güzel, çok beğendiğim bir özelliği ve akademik kadromuz, hocalarımızın çok tatlı olması yine çok beğendiğim ve arkadaşlarımın da çok beğendiği bu üç şeydi. Beğenmediğimiz maalesef kampüsün Tuzla mesela Tuzla'da bir tane kampüsümüz var, Maltepe'de bir tane kampüsümüz var, Göztepe'de bir tane kampüsümüz var. Birbirinden çok bağımsız yerlerdeler ve Maltepe'deki mi, Tuzla'daki mi ikisinden birinde resmen apartman gibi bir kamp. Yani kampüs yok orada. Tabii yeni kampüse, Göztepe kampüsüne geçiyorlar yavaş yavaş ama yine de oradaki öğrenciler için beğenilmeyecek, hoş olmayacak bir şey. Etkinliklerde okulun çok fazla sponsorluk tanınmaması, işte bütçe sıkıntılarımız, bazı izin sıkıntılarımız falan çok hoşuma gitmiyor. Onun dışında işte çevremden aldığım geri dönüşlerden yemekhane çok fazla beğenilmiyor. Böyle. Aslında her okul gibi hem iyi tarafları da var ve çok iyi sana imkanlar sağlıyor. Bir yandan da aslında öğrenciyken zorlandığımız bazı taraflar da oluyor. Aslında tüm sorularım bitti ama ben hani hem sana böyle teşekkür etmeden önce son bir şey sormak istiyorum. Hem geldiğin için de çok teşekkür ederim bu arada da. Hani şey sormak istiyorum aslında birazcık da 18 yaşındaki belki Burcu'ya söylemek istersin ya da şu anda tercih yapacak olan arkadaşlarımız izliyor ya da bundan 6 ay sonra aylar sonra ders çalışırken sıkıldığı anda belki de motivasyon olsun diye izleyen arkadaşlarımız da var. Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Ne gibi tavsiyelerde bulunurum? Üniversite tercihleri kesinlikle dünyanın sonu değil ve tercih ettikleri ve yerleştikleri üniversite kalmayacaklar. Ben mesela Türk Anadolu Üniversitesi'nde sosyolojideydim ve istemediğimi fark ettim.
Yatay geçiş aldım. Çok kolay. Yani üniversite giriş puanlarıyla yatay geçiş alabilirler, not ortalamalarıyla yatay geçiş alabilirler. Bir sene çalışıp istemedikleri üniversitede olsalar bile bir sene çok iyi çalışıp çok güzel istedikleri yerlere gelebilirler. O yüzden canlarını çok sıkmamalarını tavsiye ediyorum. Çok fazla stres olmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yani çok fazla olanakları var aslında, seçenekleri var. YKS asla bir son değil. İstedikleri kadar da girebilecekleri bir sınav. Ben 18 yaşındaki Burcu'ya dönüp derdim ki biraz relax ol, her şeyi halledeceksin. Her şey çok güzel olacak. Evet. Aslında hani hepimizin belki de 4 yıl sonra bize söyleyeceği şeyler genellikle zaten böyle şeyler oluyor. Çünkü çok da stresli bir dönem. Geldiğin ve yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim. Aynı Ben zamanda izledikleri için teşekkür izleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Eğer sorunuz varsa bu arada Burcu'ya sormak istediklerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Burcu gördükçe cevaplayacaktır ya da biz en kısa sürede Burcu'ya ulaştıracağız. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz.